Herkese merhabalar. Bana anlat kanalına hoş geldiniz. Bugün Müge Anlı'da yine Filiz Akyüz cinayeti vardı. Artık cinayet dememiz çok daha uygun olacak. Çünkü hem eşi Özkan hem de görümce ifade vermeye gitti ama daha da önemli bir detay vardı. İtfaiye eri o gün olay yerine ilk önce giden itfaiye eri konuştu. Özkan'la ilgili Müge Anlı'nın söylediği sözler vardı, tespitleri vardı. İzlediniz mi bilmiyorum bugün ben gerçekten söylenecek daha ne kaldığının ötesinde Özkan yayına bağlanmak istemedi. Müge Anlı da ona sen zaten önce bir kafanı topla da ondan sonra yayına bağlan. Çünkü bir dediğin bir dediğini tutmuyor dedi. Özkan'ın bir dediği bir dediğini tutmuyordu. Bugün yine öyle günlerden birisiydi. Özkan'ın yalanları ortaya çıkıyordu. Ama Özkan'ın şoförlüğünün olmadığını, araba kullanamadığını... E, söyleyen tanık ifadelerinden sonra o zaman bu işin planlı programlı ve gece 3'te o eve gelip o tüpü e, belki dedantörünü bozup sızdıracak hale getirip belki de ocağın gözlerini açıp ki ben şurada şöyle bir ikileme düştüm e, Filiz Akyüz ile ilgili hikayeyi bildiğinizi düşünerek konuşuyorum ama e, kısacık hatırlatayım isterseniz. Filiz Akyüz gencecik bir anne. Küçük bir evladı var. Eşinden boşanmak istiyor. Üstelik boşanmak istemesinin sebebi e, hayatımda birisi var ve ayrılmak istiyorum diyor. Fakat bu hayatında birisi olan kişiyle ilgili kocasının bana söylediği kişi e, galiba bir yerlerden eski arkadaşım ve onunla bir hayat kurmak istiyorum diyor. Oysa ki yayında da bir de sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisinin de bunu kabul ettiği bir e, beyefendi var şöyle söylemek istiyorum. Filiz Akyüz'ün galiba kafa karışıklığı ve gönül çırpıntısı hayatına mal oldu. Bununla ilgili aynı zamanda evladı da annesiz kaldı. Ailenin bana bir düşmanlığı var demişti o sağlık çalışanına son nefesinde son dakikalarında eşimin ailesinin görümcemin bana bir düşmanlığı var beni sevmiyorlar demişti İşte o görümce ifadeye gitti eşi de ifade verdi ile ilgili durumu açıkçası sonucunu merak ediyorum e aslında buradan bakıldığında gün gibi ortada fakat e bu infazı bu infazın kimin kararı olduğunu çok merak ediyorum Muharrem Demircioğlu anlatıyor itfaiyeci eri olay yerine vardığımızda yangın küçüktü fakat kaçak devam ediyordu dedantörden gaz kaçırıyordu ve pıs, pıs ses duyuyordum dedantörden dedi ay e ee, söylemek istiyorum ya. Lütfen tüplerinizi böyle gece yatmadan önce kapatın. Ben hiç güvenmiyorum. Dolabın içinde olmasına rağmen, bize uzak olmasına rağmen, e, onun o dedantörün kafasındaki şeyi kapatıyorum. E, söylersem içim daha rahat edecek. Devam etmek istiyorum. Kapama valfinden gaz kaçağı vardı ve çalışmıyordu. İkisi de yerde duruyordu. Yani kapatmaya çalışmış ama becerememiş. Ve gaz kaçırmaya devam ediyordu. Yanan pek malzeme yoktu. Masa, buzdolabı, pencereler yüzeysel yanmıştı. E, sigorta açıkmış, elektrik açıkmış. İtfaiye erleri kapatmış. Dedantör bozulmuş. de Onu kafasını, e, komple o başlığını çıkardım, kenara koydum diyor. Daha sonra da olay yeri incelemeye bıraktım ben olayı diyor. Ama hatırlattım Müge Hanım. Tekrardan yayını, cuma günkü yayını gösterdi. E, ve orada Özkan Ailenin anlatmasına Filiz Akyüz'ün ailesinin anlatmasının üzerine diyordu ki evet dedantörü ben çıkarttım kenara koydum diyordu. İtfaiye Eri de diyor ki hayır dedantörü ben çıkarttım kenara koydum. işte yalanları bir bir sıralanıyordu. Müge Anlı Özkan'a mevcut duruma göre konuşuyorsun dedi. E, konu değiştikçe değiştiriyorsun lafları dedi. Tüp'ün kafası sevgili hikayesi hep değişti geldiğin günden beri. ...buluşma hikayesi de değişti... ...bu Müge Anlı'nın gözünden kaçmış olabilir... ...ben sizler için söylemek isterim... ...bakın bu sevgili hikayesi değişti diyor ya... ...Özkan... ...buluşma hikayesi de değişti... ...yayla evi oldu... ...ben ona mesaj attım oldu... ...atmadım oldu... ...görümcesinin onu hiç sevmediği halde... ...görümcemde... ...buluşacaktık oldu... ...bu eve hiç gitmiyormuş aslında... ...o gün oraya davet edildi... ...Özkan... Ya da e, çok üzgünüm ama böyle gözüküyor. Özkan'ın aile fertlerinden birisi tarafından o oraya davet edildi. Ve bu davette gel çocuğu getireceğiz. Özkan getirecek çocuğu sen o eve gel dendi ve o kızcağız o eve gitti. Ve her kimse ısrarla söyledim. Müge Hanım yayında sigara sözünü etmediği için pek fazla dile getirilmiyor ama tiryakisi olduğunu bilen birisi. Asla ve asla sigarasız o evde beklemeyeceğini bilen birisi yaptı. Bunu o çakmağa çakacağını, o sigarayı içeceğini biliyorlardı. Ve gece 3-3.30'dan öğlen 3-3.30'a kadar açık kalan gazla e, ilk çaktığı andan itibaren ortalığın alev alması ve kendisinin daha doğrusu alev alması, patlamanın şiddetiyle zarar görmesi yüzünden hayatını kaybetti. Hastaneye gittiğinde hala canlı olması... Bir şeyler dile getirmesi, bir şeyleri anlatması. İşte o da onun arkasında bıraktığı deliliydi, iziydi. E, kanının yerde kalmamasını istiyorum. Bu kızla ilgili verilen kararın, kesilen cezanın e, işte sonu ortada. Onların da yanmak belki ölümlerin en acısı olabilir. Hani derler ya yanmak ve boğulmak. Onların da aynı ateşte yanmasını istiyorum artık kimin parmağı varsa, kimin ilgisi varsa, kimin bilgisi varsa. Şiar kılıç için de biliyorsunuz en son yanarak can verdiğini raporda hazırlamıştı savcılık. Ee, bu tahammül edilemeyecek, düşünülemeyecek kadar acı bir durum. Allah bunların hepsinin belasını versin. Gencecik bir kadını hayatından ettiler. Küçücük bir yavruyu annesiz bıraktılar. İşte kim bunlar ortaya umarım çıkar. Şimdi yine bir tanık daha Eşim Özkan'la aynı fabrikada çalışıyor dedi. Ortalığı yerinden oynattı. Çok önemli bir bilgi verdi. Çok doğru tanıkları bağladı Müge Hanım. E, bu tanıkların ifadeleriyle eğer gidip e, savcılıkta da ifadelerini verirlerse bu işin bir an önce gün yüzüne çıkacağını ve cezalarını çekeceklerine inanıyorum. E, eşimle Özkan aynı fabrikada çalışıyor. Gece yarısı işten izin alır. Eşi Filiz'in eve erkek alıp almadığını öğrenmek için eve baskın yaparmış. Özkan konuşmak istemiyormuş. Artık yayına bağlanmak istemiyormuş. Özellikle bu tanıklıktan sonra artık Özkan bir şey söylemek istemiyor. Ben de olsam ben de söylemem. E pes artık derim yani. E siz de takır takır döküldünüz. Her şeyimi ortaya çıkardınız derim. E çok haklısın. Ne söyleyeceğine karar vermeden bence de konuşma dedi Müge Anlı. E bence de konuşmasın. Bir garip hikayeyi daha gündemine aldı. Özkan da çıkmayınca bu konu böyle kalır mı derseniz. Bu konu Müge da bence bitti. Bana göre dün de bitmişti. Bugün de bitti. Bu konunun daha fazla irdelenmesi, konuşulması pek bir şeyi değiştirmeyecek. Önemli olan sorgulamak, sorgulanmaları ve artık bir eğer itiraf gelmiyorsa bile raporlarla, bilirkişi raporlarıyla desteklenen bir cinayet olduğunu delillerle savcılığın sunması ve karşı tarafa bu davayı açması gerek. Bunun aksi zaten düşünülemez. Müge Anlı sabahlara kadar konuşsun. Herkesi çıkartsın. E, amacını unutmamak lazım. Müge amacı her şeyi tablo gibi ortaya sermek, resmi çekmek e, en doğru tabiriyle ve resmi her yönden çekti, gün ışığında çekti, gece karanlığında çekti, e, ışık sağdan gelirken çekti, soldan gelirken, tepeden gelirken. E, biz her şeyi ayan beyan gördük. E, daha fazlasına gerek var mı? Orada olmalarına gerek var mı? Bundan sonrası işin e, yargının olduğunu düşünüyorum. Uşak'ta sır cinayeti ele aldı. Galiba bundan sonra bu konuyu işleyecek. E, i̇lginç de bir konu. 75 yaşındaki İbrahim Kaynağı kim öldürdü? 2 Eylül çarşamba akşamı evinde öldürülüyor. Kuzeni eve geldiğinde İbrahim kaynağı bulamayınca muhtarı arıyor. Muhtarla birlikte evin etrafını ararken İbrahim kaynağı vurulmuş olarak buluyorlar. Evin içine giremeyen katiller dışarı pencereden ateş ederek e, öldürmüşler. Bir yıl önce 26 altının var diyen İbrahim kaynak altınları için mi öldürüldü bu araştırılıyor. Aynı zamanda Türkiye'de mahsur kaldık işimiz gücümüz e, bilmiyorum Belçika'da dediler galiba Belçika'da. E, biz burada sebepsiz yere yani yok yere tutuluyoruz diyen e, bir de kayınpeder damat vardı. Esas onlar başvurmuşlardı. Kayınpederin dayısı oluyor e, zannedersem. Bizim katili bulup aklanıp bir an önce gönderdiler işimize, ailemize geri dönmemiz gerek dediler. Hiçbir suçları yoksa orada olmalarının da bir manası yok. Onu ilk bulan yeğeni Mustafa Yavuz, o da canlı yayındaydı ve altınların 15 tanesini bana verdi diyor. Zaten benim evimde yaşıyordu. Benim hanım tarafından da akraba. 8 aydır bizim evde oturuyor ama ben kira istemedim diyor. O kendisi verdi altınları bana. Ben hiç istemedim dayımdan diyor. Yeğen Nuran Yaman o da ben 26 tane altınını gördüm. Ve herkese gösterir şu yaşlıların şu çıkartıp çıkınlarını altınlarını paralarını göstermeleri gerçekten canlarına mal olabiliyor. Karşısındakiler onların düşündüğü kadar temiz ve iyi niyetli olmayabiliyor. Ya da onlar çocukça bir hırsla karşılarındakilere bu parayı böyle ya da altın kesesini sallamayı severler. Kötü bir alışkanlık olabiliyor torunları yaşındayımdır belki ama bir tavsiye kesinlikle bu hareketlerden uzak dursan. Yani madem koyun bank hesabınız var lütfen onu orada muhafaza edin. Herkesi tutup o keseyi sallamayın. Daha sonuç ortada yani ibret alın diye söylüyorum. Diyor ki herkese gösterirdi dayımın kimseyle bir kavgası yok. En kısa zamanda bulunsun istiyorum dedi. O da herhalde altınları yüzünden öldürüldüğünü düşünüyor. Yeğen Halil e, Gürçay'da konuştu. O da altın veriyor 12 tane. E, ona da altın veriyor 12 tane. Sonra geri istiyor ama yeğen ona 4 tanesini veriyor. E, ama o verilmeyen 8 altın için rahmetli onunla tartışıyor. Sonra bunun için tartışma ve husumet yaşanıyor. Hatta altın harici elden de para veriyor yeğen Halil'e. Aralarındaki tartışma husumet başlıyor. Zaten kendisi de ağzıyla söyledi. Bundan sonra ne sen benim işime ne ben senin işine dedim. Yani lanet olsun demişler birbirlerine. Ama o lanet olsun acaba orada mı kaldı yoksa devamı geldi mi? Bununla ilgili bir bilgi yok. Ortaya çıkarsa benim şüphelilerimi söylemek isterim size. Ben Halil'den şüphelenmedim açıkçası. Esas olay bugün Müge Anlı'nın bu konuya tepkisindeydi. Dedi ki Ümit Can'a konulmayan yurt dışına çıkma yasağı size konulmuş diye demek ki istenilince yurtdışı yasa konulabiliyormuş diye Aleyna Çakır davası ile ilgili susmadığını susmayacağını yine gözler önüne seren bir açıklama yaptı. Kimsenin aklından gitmiyor. Herkesin aklında Aleyna Çakır ve Ümitcan'ın hala serbest olması. Aynı zamanda Instagram hesaplarından babasının, abisinin ve kendisinin e, fake'tir değildir bilemem. E, bazı e, aklı ermez, beyni yetmez tipler böyle insanların isimleriyle hesaplar açıp ee, küfürler falan da edebilirler. Onun için itibariyle etmiyorum ama ola ki onlarsa ki tarz benziyor. Ee, yine de iftira atmak istemem fakat öyle şeyler yazıyorlar, paylaşıyorlar. Kızlar da bana gönderiyorlar ki e, bu zihniyetle hala el kol sallayarak sokakta gezmelerine yani aklım dimağım durmuş durumda. Zihnim almıyor. Herkes bunun böyle olmayacağını doğrusunun onu o adamın tutuklu yargılanması gerektiğini söylerken aksine giden, e, dikine giden e, insanlar var. Bana da çok garip geliyor. Her gün gündem videosu çekmeye yine devam edeceğim. Aynı zamanda yine sizin gönderdiğiniz, DM'den attığınız, bak bunu da yorumla dediğiniz her şeye göz gezdiriyorum. Kış gelmeye başladı. Saanak yağış uyarıları başladı. Evlerimize kapanmak üzereyiz. Son artık fıldır fıldır gezme dönemlerimiz bunların tadını çıkartalım. Ondan sonra çayımızı demleyeceğiz. Ben sizler için sizlerle sohbet eder gibi videolar çekmeye, siz de o güzel yorumlarınızı hem Instagram'a hem YouTube'a yazmaya devam edeceksiniz. Bence bu kışı, kara kışı beraber atlatmamız daha keyifli olacak. Ben artık bir bağımlılık haline getirdim sizinle olmayı, sizin yazdığınız yorumları okumayı. DM kutumu bunlarsız bir hayat düşünemiyorum. Allah beni sizden yoksun etmesin. İnternetsiz kaldığımda böyle bir şeylerden ayrı kalmış gibi hissediyorum. Eve gelip internetimi açtığım zaman ya da böyle ormanda falan orada burada çekmiyor. İşte dağdan inip internetim açıldığında tıkır tıkır mesajlarınız geldiğinde çocuk gibi yüzüm gülüyor. Kalbim pırpır ediyor. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim Şanslı olduğumu düşünüyorum. Şanslı olan kadınlardan olduğumu düşünüyorum. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.